Nihat Çiftçi ile hem Nevruz'u konuşacağız hem de birçok konuyu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ankara'ya da hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi bugün Nevruz. Nevruz'la ilgili tabii bir şeyler söylemek gerekecek. Birçok kültürde yer etmiş durumda ve Türkiye'de yaşayan birçok etnik unsur Nevruz'u kutluyor. Türkiye'de Nevruz kutlanıyor. Sizin önce Nevruz mesajınızı alalım, ondan sonra Nevruz üzerinden birçok konuya temas edeceğiz. Tabii belirttiğiniz üzere Ümit Bey, Nevruz aslında Anadolu kültüründe, bölgede baharın gelişi, tabiatın uyanışı, aslında kardeşlik, yani insanın böyle kanının kaynandığı mevsim olarak, bir tarih olarak bilinir. Ve kutlanılıyor da bölgemizde. Ben herkesin burada Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabii bu bayramın bayram coşkusu içerisinde kutlanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bahara bu yakışıyor. Tabiata bu yakışıyor. Ama işte maalesef. Bakıyorsunuz terör olayları sebebiyle özellikle İstanbul'da meydana gelen olay, yine Ankara'da. Buradan tabii ki halkımıza, vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörü lanet diyoruz. Ama keşken kardeşçe Nevruz ateşini birlikte yakalım. Baharın gelişini birlikte müjdeleyelim. Doğanın uyanışını, o bir insanlığa sunmuş olduğu tabiat güzelliğini birlikte kutlayalım diye düşünüyorum. Bölgemize bu yakışıyor. Anadolu'ya bu yakışıyor. Güneydoğu Anadolu'ya bu yakışıyor. Yer yer bölgede kutlanıldı. Yer yer halkımız son olaylar, terör olayları sebebiyle kutlamalara pek yanaşmadı. Keyifsizlik vardı. Tabii ister istemez. Sonuçta yani masum insanlar ölüyor, canlar veriliyor. Ülke gündemi bu anlamda, insanlarımız da ister istemez bir stres altında, bunu kabul etmek lazım. Güzel bir bahar günüdür ama işte dediğimiz gibi koşullardan dolayı çok da coşkulu bir şekilde kutlanılmadı doğrusu. Zaman zaman provokasyon girişimleri de oluyor bilindiği üzere. Ruslar genelde maalesef bu tip provokasyonlar için zemin oluşturuyor. Özellikle terör örgütü başta olmak üzere birçok terör örgütünün iştahını kabartıyor. Nevruz'da bir takım çağrılar da yapılmıştı. Özellikle uzun zamandır Diyarbakır'daki Nevruz'a katılım noktasında yoğun çağrılar yapmıştı. Başta terör örgütü ve bileşenleri diyelim. Ama bugün Nevruz Meydanı'na baktığımız zaman önceki yıllardaki kadar yoğun katılım olmadığını görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor sizce? Tabii bunu halka rağmen hiçbir şey olmuyor. Bayram kutlaması da olsa halkın içinden gelmediği sürece halk kendini o alana, o faaliyete, o bayrama ait hissetmediği sürece sizin çağrılarınızla, sizin davetlerinizle bu iş oluşmaz. Yani bayram gönülden olmalı. Daha önce evet, yani halkın rağbeti çok yoğundu ki Diyarbakır bölge anlamında Nevruz kutlaması yapılırdı. Bölgenin tüm illerinde Diyarbakır'a akın olunurdu. Diyarbakır Batı Kent Koşuyolu meydanında gerçekten mahşeri bir karabalıkla Nevruz kutlanılırdı. Fakat yani bu yıl gerek terör olaylarının boyut değiştirmesi, masum insanların canını yakması, insanların artık günahlı günahsız hiçbir ayrıma tabi tutmazsa şiddetten yana tavır alması, şiddet göstermesi, ister istemez insanların bu konuda düşünmeye, mesafeli duruşa, çağrılara davet etmemeye yol açtı. Şu an bölgede evet, yani çağrılar yapıldı. Birçok konuda çağrılar geçtiğimiz yapıldı. Geçtiğimiz hafta Sura yürüyün çağrısı yapıldı. O da sonuçsuz kaldı. Şimdi Nevruz'a yönelik çağrılar da sonuçsuz kaldı. Cevapsız çağrılar artık. Cevapsız çağrılar söz konusu. Dediğimiz gibi yani halk hissetmediği sürece kesinlikle, yani sizin bir çağrınızla halk ne sokağa dökülür ne de bayrama gelir. Bölge halkı şunu diyor. Halkı herhalde İyi okumak gerekiyor, evet. Bölge halkı şunu mu diyor? Biz bu gerekçesiz şiddetten rahatsızız. Aynen. Bu mesajı net bir şekilde veriyor. Yani şiddetten yana değiliz. Biz evet, yani Kürdüz, Kürt olarak yaşıyoruz. Bir arada yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirtmek istiyor.
ayrılık gayrılığı düşünmüyor bölge halkı. Ama siz şiddetten yana tavır alırsanız biz şiddetin yanında olamayız. Şiddetten yana tavır alan yapıyı destekleyemeyiz. Dolayısıyla halk aslında ferasetini, öngörüsünü, basiretini daha etkili bir şekilde kullanıyor. Gerçekten insanlar bu noktada çok müthiş mesajlar veriyor. Müthiş mesajlar veriyor. Ve yeni mesajlar. Yeni mesajlar veriliyor. Sebep şu, gelişmişlik istiyor halk. Evet. İşsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Huzur istiyor. İstiyor. Huzur istiyor. Bölgenin kalkınmasını istiyor. Bölgenin tarımının, toprağının verimli hale gelmesini istiyor. Bölgede bir kardeşlik istiyor. Kendini ifade etmeyi de istiyor. Ana dilini de istiyor. Tamam, bunlara rağmen. Ama dikkat ederseniz Ümit Bey, zaten hükümetimiz bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli kazanımlar atıldı. Burada hükümetin artık ne kadar özverili bir şekilde yaklaştığını, samimi olduğunu, artık samimiyet noktasında tarafların test edildiğini ve test sonucunda halk artık bu teste başarısız çıkan, samimiyetsiz çıkan noktada duruş sergiliyor. Benim bölgeden okuduğum bu doğrusu. Terörle mücadele hız kazanınca PKK'nın tekrar silah sarılması, çözüm süreci sonrasında silah sarılması sonrası terörle mücadele hız kazanınca şöyle bir propaganda başlamıştı o çevrelerden. 90'lı yıllara tekrar döneceğiz. Siz bölgede yaşayan, bölgede bir kent yöneten bir belediye başkanısınız. Bu tip bir manzara görüyor musunuz? Şimdi tabii şunu bir belirteyim. Yani Şanlıurfa 13 ilçesiyle bu dönem tamamıyla selametli bir şekilde, hiçbir zaman Hendek, Çukur, mahalle olaylarına hiçbir ilçesi girmedi. Bu anlamda mesela biz Şanlıurfa halkına gerçekten teşekkür ediyorum. Çok mütedeyim duruşuyla, çok öngörüsü yüksek duruşla vatanın yanında yer aldı, devletinin yanında yer aldı, huzurdan yana yer aldı. Kesinlikle şiddetle, terörle arasına mesafeyi koydu. Ama tabii bölgede yaşıyoruz. Yani gerek Cizre, Silopi, Sur, Şırnak Merkez, Hakkari, yani bölgeye baktığımızda meydana gelen olayları halk iyi okumaya başladı. Bir çözüm süreci vardı, bir huzur, bir barış vardı. Devlet tamamıyla hükümet yoluyla adımlarını atıyordu. Fakat bu neden bozuldu? Bozulmasına yol açan sebepler neler? Yani bölge halkı artık şunu düşünüyor. Biz diyor kendi kendimizi yönetmeliyiz. Tamam. Ama bizim iş noktamıza, bizim kardeşliğimize, bizim birlikteliğimize, biz 1000 yıldır bir arada yaşıyoruz. Bizim toplum olarak artık hemhal olmuşuz. Akrabalıklar oluşmuş. Sosyal dokuda bir bütünlük var. Biz ayrı gayrı olmayı düşünmüyoruz. Ama kendimizi ifade edebiliriz, farklı düşünceler olabilir, farklı eğilimler olabilir, farklı partilere rey vermiş olabiliriz, amen. Fakat bu noktada bizim bu unsurlarımızı bir yarık olarak açarsanız, bir şiddet ortamı için sebep olarak gösterirseniz, biz bunun farkındayız ve burada duruyoruz diyor. Bu ilçelerde meydana gelen olaylarda da hükümetin tepkinli yaklaşımı, kuvvet, özellikle güvenlik kuvvetlerin çok sabırlı, masum olan halkı bir tarafa bırakarak işte mevcut terör unsurlarıyla, örgütleriyle mücadeleyi iyi ayrıştırması, günahsız insanlara zarar vermemesi bölgede tamamıyla bir güven ortamı oluşturdu. Şimdi de artık tabii ki ister istemez bu ilçelerimiz, mekanlar, evler, sokaklar zarar gördü. Şu an halkın beklentisi, benim bölgeyle yapmış olduğum temaslar, görüşmeler, bölge toplantılardan çıkardığım sonuç, bir an önce bu yaranın onarılması. Bu konuda da Türkiye güçlü bir devlet. Allah'ın izniyle ben diyorum ki bu yaralar da onarılacaktır. Halk artık halkın gönlünde devlet bizim yanımızda, bize zarar veren terör unsurunu ortadan kaldırıyor. Bizim güvenliğimiz için, huzurumuz için, ticaretimiz için, kalkınmamız için bir duruş sergiledi ve güven pekişti. Benim okuduğum bu. Son 2 dakikamız. O 2 dakikada da mülteci konusunu konuşalım. Mültecilere ev sahipliği yapan, ensar olan bir şehri yönetiyorsunuz. Vatandaşlar neler anlatıyor sizin mültecilerle ilgili? Tabii 4-4,5 yıla giriyoruz. 520 bin mülteciyi Şanlıurfa'da ağırlıyoruz. Şanlıurfa'sında akrabasını ağırlıyor, onu söyleyeyim. Tabii ki önemli olan niçin ağırladığı.
Ya bunu halkımız kendine soruyor. Bir savaş ortamından, bir şiddet ortamından malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu öyle bırakıp gelmek, sevdiğin şehri, toprağı bırakıp gelmek kolay değil. Evet. Dolayısıyla aynen dediğiniz şekilde başladığınız gibi bir ensar hukuku içerisinde o bakış açısıyla kapılarını açmış durumda, evlerini açmış durumda, yardımsever bir yaklaşımla işini aşını paylaşıyor. Bu anlamda halkımıza teşekkür ederiz. Yani halkımız gerçekten takdiri de hak etti. Rekorlar kitabına girmeyi de hak etti. Bu kadar mülteci bir arada bulunmayla iyilik ödüllerini almayı da hak etti. Sabrı da hak etti. Ben hep söylüyorum, işte Eyüp Peygamber'in sabrı, Halil İbrahim Peygamber'in bereketi ve cömertliğiyle kucak açmış. Tabii ki akrabası, kültür olarak biz birbirimizden çok farklı değiliz. Hı hı. Gelene kardeşlik hukuku içerisinde bakıyoruz. Sivil toplum örgütleri, esnafımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, tabii ki AFAD birinci derecede olmak üzere yetkili kurum, ama bunun yanında diğer unsurlar da hepsi çok güzel bir şekilde organize oldular. Yardımları çok etkili bir şekilde ulaştırdılar. Halen de biz haftada bir, iki haftada bir tüm kamplardaki, kampın yanında yaşayan diğer noktalar, işte bayır bucak Türkmenleri ve yine Güneydoğu'daki olaylar sebebiyle dışarıda kalan, yardıma muhtaç olan vatandaşımıza yardımlarımızı düzenli bir şekilde götürüyoruz. Az bir rakam değil. Bunun şehire getirmiş olduğu bir yük var. Kesinlikle şehir üzerinde temizlik anlamında, sağlık anlamında, çevre kullanımı anlamında, altyapı kullanımı anlamında getirmiş olduğu bir yük var. Ama bakış açımız hiç böyle bir yükü hiçbir zaman sorun etmedi. Halk olarak sorun etmedi. Yani sokağını, parkını, çarşısını, dükkanını, evini paylaşıyor. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Böyle bir aile yapısına haiz. Dolayısıyla inşallah Rabbim bir an önce orada da bir selamet, sükunet, bir otorite yönetimini gerçekleştirdikten sonra ben inanıyorum ki tarihe altın harflerle Şanlıurfa'da böyle ensar şehir olarak tarihe not düşer diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Umarız bu da Avrupa'ya örnek olur diyelim. Örnek olur. Çok tabii. Örnek de oluyor. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.